Veliler dikkat, bu oyun tehlike saçıyor. Benim çocuklarım var, ilkokul 4'e gidiyor. Çocuklar oynarken gördük ve duyduk biz. Zaten iyi bir şey olmadığını medyaya çıkmadan biz açıkçası araştırmalarımız sonucunda gördük. Okula ve çocukların eğitim aldığı etüde biz bilgiyi de verdik yani bunun yasaklanmasına dair. Zaten son dönemde de medyada çıkınca bu herhalde Milli Eğitim gerekli tedbir almıştır. Evet, haberlerde izlemiştim. Tabii ki çok kötü bir şey yani hiç onayladığımız yani tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Şuralarını falan kanatıyorlarmış hatta gördük haberlerde de izledim. Hiç hoş bir şey değil yani çocuklarımıza bunu nasıl diyebilirim ki böyle bir oyun olmadığını falan söylememiz gerekiyor. Yani böyle bir şey arkadaşlarına da söyleyebilirler. Yani şu anda çok heyecanlandım kusura bakmayın. Hayır aslında konuşuldu ama görmedim. Ama çocukların ellerindeki yaraları birkaç tanesine görmüştüm. Gördüm ama yani bizler hani aileleri uyarmayınca bizler bir şey yapamıyoruz maalesef. Yani tabii ki de bütün okullardaki bu tarz şeyleri kontrol etsinler yani. En başta aslında ailelere çok büyük iş düşüyor bu konuda. Herkes çoluğunu çocuğunu uyarmalı. Dikkat etsinler diyorum. Yani daha önce duydum ama hiç nasıl oynandığını falan bilmiyorum zaten. Yani ama yani tehlikeli bu. Yani çocukların elleri parçalanıyor ve nasıl diyeyim? Ya sistem üzerinden kumar gibi bir şey değil de onu çünkü paralı oynuyorlar. Üzerine para yapıyorlar. Yani ben teşvik etmiyorum çocukları ve çok sakıncalı. Ailelerine izin vermesini istemem şahsen. Yoktu daha dün gördüm. İnternette gördüm ben de. Ama iyi bir şey değil herhalde. Ya bir an önce büyümeden ilgi alak gösterseler iyi olur. Duydum oyunun bozuk paralarla oynanıyormuş ama yani tehlikeliyse okullar izin vermesin. Öğrencileri boş bırakmasınlar. Öğrencilerin ellerinden tutsunlar. Görüyoruz sen elinden tutmazsan başka birisi tutuyor. Uyuşturucu Aslıfa'da, Kütahya'da biliyorsunuz ve ülke genelinde. İlgilensinler yetkililer. Yani hiç işte geçen gün Twitter'da rastladım ama içeriğini sizden öğreniyorum şimdi. Yani bu tür oyunlarla çocuklar nasıl kendilerini işkence yapmayı düşünüyor ben onu algılayamıyorum. Ama herhalde ellerinde yara mara da oluyor. Bu okullarda oluyorsa öğretmenler müdahale edecektir buna. Ve velileri yani bilgilendireceklerdir. O şekilde bir şey düşünüyorum. Ya küçükken biz de oynuyorduk hani arkadaşlarla ama ben kardeşlerimin oynamasını şahsen tavsiye etmem hani. Çünkü sonuç olarak kan çıkıyor ortaya ve mikrop kapma ihtimalleri çok çok fazla. Hani önerenler de var ama ben tavsiye ya etmiyorum bir şekilde. Şey yapıyor, o oyunda. Hayır kanka şey parayı atıyor eline ve buralarında kanlar çıkıyor ya o. He. Duydum ya. Evet. Çok tehlikeli bir oyun olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Adına bir oyun denilen kanlı para oyunu maalesef çocuklarımızın ellerinde ciddi yaralar oluşturmakta ve çocuklarımızın sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye atmaktadır. Bu esasında bir oyun değildir. Öncelikle bunun adını değiştirmemiz gerekiyor. Bu kötü bir alışkanlıktır. Bu kötü alışkanlıktan çocuklarımızın kurtarılması gerekiyor. Böyle bir kötü alışkanlıkla maalesef çocuklarımız karşı karşıya. Bizim okul ziyaretlerimizde gördüğümüz, öğrendiğimiz kadarıyla maalesef bu kötü alışkanlığın sosyal medya aracılığıyla ilimizdeki çocuklarımıza da yayıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. İl Milli Eğitim yöneticilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerimizde, okul yöneticilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerimizde bu konuda Milli Eğitim yöneticilerinin eğitimcilerimizi uyardığını, rehber öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin bu konuda bir gayretin içerisinde olduğunu, öğrenmenin huzurunu da yaşıyoruz bir taraftan. Dolayısıyla inşallah bu kötü alışkanlığı çocuklarımızdan en kısa zamanda uzaklaştırmak istiyoruz. Fakat bu sadece eğitimcilerimizin tek başına başarabileceği bir iş değil. Maalesef sosyal medya böyle bir olumsuzluğu da yanında barındırıyor. Velilerimizden de bu noktada ciddi bir destek bekliyoruz. Özellikle her gün çocuklarımızın ellerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. Bunun yanında okul yöneticilerimizin de çocuklarımızın eğlenebilecekleri, kendi kültürümüzün oyunları var. Bunlarla ilgili uygun ortamları onlara sunmaları çok büyük önem arz ediyor. Bu konuda onlardan da böyle bir çalışmayı bekliyoruz. Yine öğrencilerimizden kendi kültürümüzün, kendi geleceğimizin teminatı, geleceğimiz sevgili öğrencilerimizden de kendilerine, milletine, ülkesine ve insanlığa hizmet edecek kültürel işlerle, sosyal faaliyetlerle uğraşmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Böyle bir kötü alışkanlığın yayılmaması adına bu programı yapıyoruz. Bir taraftan memleketimize faydalı olmak adına bunu yapıyoruz. Ben sayı vermeyi çok doğru bulmuyorum ancak maalesef bu kötü alışkanlığın
hızlı bir şekilde okullarımızda yayıldığını öğrenmiş bulunuyorum. Gittiğim her okulda öğretmenlerimize, yöneticilerimize bunu soruyoruz. Bize doğrudan ulaşan velilerimiz de var. Dolayısıyla sizler de alana çıktığınızda bunu fark etmişsinizdir. Maalesef bu kötü alışkanlık var ama bu kötü alışkanlığı ortadan kaldırabilecek olan çok yiğit öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve bilinçli velilerimiz de var. Dolayısıyla bunu hızlı bir şekilde bertaraf edebilecek gücümüz var. Çocukların ellerini kan içerisine bırakan, bulaşıcı hastalıklara ve elde kırığa, çatlamaya neden olabilen oyunla ilgili bazı okullar yasaklama kararı aldı.